Kanal 52'nin muhterem izleyicileri, hepinizi en kalbi duygularımla, en samimi dileklerimle, Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet, rahmet ayı Ramazan'da 3. günümüze geldik. Ömrü olan için her şeyin bir başlangıcı ve bir de sonu var. İnşallah bu ulaştığımız son Ramazan olmaz. Allah'a dua edelim ki bundan başka yine Cenab-ı Hak bizi rahmet ayına, Ramazan'a, oruca, bereket ayına, Kadir gecesine tekrar tekrar ulaşmayı Rabbimiz bize nasip eylesin. Evet, bugün 3. gündeyiz. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi her programda hayatın, Müslümanın hayatının merkezine işaret eden, Müslümanın hayatının merkezine inen konuları seçeceğimizi söylemiştik. Neden? Çünkü Ramazan ayının bir kamp dönemi olduğunu, Ramazan ayının bir revizyon dönemi olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla bu kamp dönemini iyi geçirmenin bizim menfaatimize olduğunu da kabul ediyoruz. Ve bu iyi geçen kamp döneminin 11 ayı da düzelteceğini söylemiştik. O zaman dün sahurdaki konumuz oruç konusuydu. Orucun Müslümanın hayatındaki yerinin ne olduğunu, oruç ibadetinin başlangıcını ve oruç ibadetinin Müslüman hayatına kattıkları, neler verdikleri üzerinde konuşmuştuk. Bu akşam yine bir başka ibadet, sorumlu olduğumuz bir başka ibadet üzerinde konuşacağız Allah nasip ederse. Bu akşamki konumuz namaz. Oruç için programımızın adı Müslümanın Kalkanı Oruç'tu. Namaz için programımızın adı Müslümanın Miracı, Müminin Miracı namaz oldu. Evet, bütün bu ibadetlerin Allah'ın bize bir lütfu olduğunu görüyoruz. Yani bu bir zor geliyor. Yani Müslüman ibadeti yerine getirirken zorlanıyor. Çünkü ibadetin şartları var. İbadetleri informal ibadetler ve formal ibadetler olarak ayırıyoruz. Yani ibadetler belli bir zamana ve mekana has kılınan ibadetler ve belli bir zamana ve mekana has kılınmayan ibadetler olarak ayrılıyor. Yani mesela haccı çok sevdiğimiz memleketimizde Ordu'da yapmamız mümkün değil veya başka bir yerde yapmamız mümkün değil. Hac ibadetini mutlaka Kabe'nin bulunduğu Mekke'de yapmak durumundayız. Ama orucu Kabe'de de tutabiliriz, Ordu'da da tutabiliriz. İşte oruç ibadeti de belli bir zamana ve mekana sınırlandırılmış bir ibadet. Namaz da aynen böyle. Namazın da yerine getirilmesi için mutlaka bazı şartlar, hususlar ve rükunlar var. Bugün işte bu şartları, rükunları, hususları konuşmaya gayret edeceğiz. Ama namazın özellikle fıkhi tarafıyla değil de Müslümanın hayatına kazandırdığı, kattığı nedir? Bunlar üzerinde konuşmaya gayret edeceğiz. İsterseniz namaz ibadetini konuşmadan önce ibadet ne? İbadet niçin var? Bunu anlatmaya gayret edelim. Bakara suresindeki ayeti hep oruçla ilgili ayeti kerimeyi sürekli okuyoruz. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu kema kutibe alellezine min kablikum leallekum tettekun. Ne diyordu Cenab-ı Hak? Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Sonunu nasıl bitirdi Cenab-ı Hak? Umulur ki bu ibadeti, yani oruç ibadetini yerine getirdiğiniz için
kurtulanlardan olursunuz. Yani Allah-u Teala'nın demek ki oruç ibadetini yerine getirdiğimiz takdirde bizden beklentisi kendimizi korumamız, muhafaza etmemiz, sorumluluk sahibi, genel anlamda sorumluluk sahibi olmamız. İşte namaz ibadetinin de kullanıldığı ayetlerden bir tanesi de bu. Yani daha doğrusu genel olarak ibadetin kullanıldığı ayetlerin kullanıldığı bu ayette de Cenab-ı Hak aynı uslubu, aynı ifadeyi kullanıyor. Okuyalım isterseniz Bakara suresinin 21. ayeti kerimesi. Ya eyyühen nasu'budu rabbekum. Ey insanlar Rabbinize ibadet ediniz. Buradaki genel olarak ibadeti ve özelde de namazı alabiliriz. Yani ey insanlar Rabbinize kulluk ediniz, ibadet ediniz. Ellezî öyle bir Rab ki o halakakum vellezîne min kablikum sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize. Yine aynı ifadelerle Cenab-ı Hak oruç ibadetini anlattığı, bizi mükellef tuttuğu o Bakara suresinin 21. ayeti kerimedeki ifadeyle bitiriyor. Ne diyor? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Umulur ki kurtuluşa erersiniz. O halde ibadetin hayatımızdaki yeri, amacı, gayesi kurtulanlardan olmak. Yani ibadet varsa biz o kurtulanlardan olacağız. İbadet yoksa kurtulanlardan olmayacağız. Değerli izleyiciler, kıymetli kardeşlerim. İbadetler, genel olarak konuşuyoruz. İbadetler insan hayatını disipline alan mükellefiyetlerdir. Yani insan hayatını az önce de söyledik, formal ve informal olarak ibadetleri ayırdık. Yani belli bir zamana ve mekana has kılınan ibadetler ve belli bir zamana ve mekana has kılınmayan ibadetler olarak ayırdık. Ve şöyle dedik, ibadetler aslında Müslümanın hayatının tamamında var. Yani bir insan çalıştığı işten emekli olabiliyor. Bir insan çalıştığı işi bırakabiliyor veya değiştirebiliyor veya yapmayabiliyor. Ancak ibadetten emekli olmamız mümkün değil. Namazı bilincimiz, şuurumuz, sağlığımız el verdiği sürece hayatımızın her döneminde yapmaya devam edeceğiz. Yani ben artık namaz kılmıyorum, kılmayacağım deme hakkına sahip değiliz. Son nefesimizi verene kadar Allah'a kulluğumuzu, ibadetlerimizi yerine getirmeye devam edeceğiz. Neden devam edeceğiz? Allah-u Teala ile irtibatımızı, bağımızı koparmamak için. Bu bağ ve bu irtibat koptuğu sürece ne yapacağız? Kulluğumuzu unutacağız. Allah'a karşı sorumluluğumuzu unutacağız. Demek ki ibadetler insanın hayatını disipline ediyor. Çünkü bir süreklilik var, bir devamlılık var, bir kesinti yok. Dolayısıyla ibadet bizim hayatımızı ne yapıyor? Disipline etmiş oluyor. Bizi aynı zamanda başıboşluktan da ne yapıyor? Kurtarıyor. Başka bizi sorumlu yapıyor. Sorumluluk duygusunu bize kazandırmış oluyor. Başka tavırlarımızdaki ölçülerimizde ölçülü ve tavırlı davranmamızı, davranışlarımızdaki tavırlarımızı ve ölçülerimizi kazanmamızı sağlıyor. Duygu ve düşüncelerimizdeki arınmayı gerçekleştiriyor. Namazın genel olarak, özel olarak namazın, genel olarak ibadetlerin hayatımıza böyle bir katkısı var. Efendimizle Muaz bin Cebel arasında geçen bir rivayet var. Zannediyorum bu rivayet ibadetlerin bizim hayatımızda ne kadar önemli olduğunu anlatması için çok önemli bir işleve sahip olur diye düşünüyorum. İstiyorsanız o diyaloğu sizlerle paylaşalım. Muaz bin Cebel'le Efendimiz beraberken Allah Resulü Muaz bin Cebel'e şöyle bir soru soruyor. Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakları nedir, hakkı nedir bilir misin? Sorunun
güzelliğine bakın. Yani sorunun cevabı bizim için ne kadar önemli? Sorunun önemi ve güzelliği buradan kaynaklanıyor. Bu sorunun cevabını bilen bir Müslüman niçin Allah'a sorumlu olduğunu ve Allah'ın kendisinden ne istediğini ve Allah'ın kendisini neden mükellef tuttuğunu öğrenmesi açısından bu soru çok önemli. Soruyu tekrar edelim. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı nedir bilir misin? Ey Muaz diyor. Bir sahabe edebi. Sahabe edebi, çünkü Allah Resulü bu tür soruları sahabelerine, arkadaşlarına yönelttiği zaman sahabe efendilerimiz bildikleri konular bile olsa en iyisini öğrenmek adına hep aynı uslubu kullanmışlar ve şöyle demişler: Allah ve Resulü daha iyi bilir. Allah ve Resulü en iyisini bilir cevap vermiş. Efendimiz Hazreti Muaz'ın bu dönüşünden sonra şöyle diyor: Allah'ın kulları üzerindeki hakkını anlatmak için şöyle diyor: Allah'a ibadet etmeleri ve Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaları diyor. Hak ne demek kardeşlerim? Hak ne demek? Yani devletin bizim üzerimizde bir hakkı var. Annenin babanın bizim üzerimizde bir hakkı var. Kardeşlerimizin, komşularımızın bizim üzerimizde bir hakkı var. Hak ne? Hak aslında bizim mükellef olduğumuz bir şey. Hak ne? Aslında bizim değil, onun olan bir şey. Peki Allah'ın bizim üzerimizdeki hakkı ne? Ona ibadet etmemiz, ona kulluk etmemiz ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamamız. Daha sonra Efendimiz bir soru daha soruyor. Muaz bin Cebel radıyallahu anha. Peki Allah şayet bu sorumluluklarını yerine getirdikleri takdirde, yani ibadetlerini ve kulluklarını yerine getirdikleri takdirde kulların Allah üzerinde bir hakkı var mı? Ne kadar güzel değil mi? Yani demek ki sadece Rabbimizin bizim üzerimizde hakkı yok. Burada bitmiyor. Eğer bu sorumlulukları yerine getirirsek bizim de Rabbimizden bir hakkımız var. Peki bu nedir? Bu nedir? Yine aynı edeple, aynı uslupla Hazreti Muaz diyor ki Allah ve Resulü en iyisini bilir. Ve Efendimiz şöyle buyuruyor: kulların Allah üzerindeki hakkı da şudur. Eğer ibadetlerini yerine getirir, kulluklarını yapar ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazlarsa Allah onlara azap etmez. Allah'ın, kulların Allah'ın üzerindeki hakkı da budur. Allah'ın onlara azap etmeyecek oluşu. Peki ne zamana kadar bu kulluk, bu ibadet ne zamana kadar devam edecek? وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Hicr suresinin 99. ayeti. Az önce ifade buyurduk ya, namazda emeklilik yok, kullukta, oruçta emeklilik yok. Ne zamana kadar? يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Ne zaman? Ölüm, yakin gelene kadar diyor Cenab-ı Hak Hicr suresinin 99. ayeti kerimesinde. O zaman ibadet girişiyle başladık, genelle başladık. Özellikle bu akşamın, bu sahur sohbetinin konusu olan namaza, özele inme zamanı, inme vakti geldi diyelim. Peki bu ibadetlerin içinde olan ve hatta Allah Resulü'nün namaz dinin direğidir diye nitelediği, çünkü namaz dinin direğidir ne demek? Bir binayı tutan, eğer kolonlar, kirişler olmasaydı, sadece tuğlalar üzerine bina edilen bir yapının çökmesi kaçınılmazdı. Demek ki binanın sağlam olması için direklere ihtiyacı var. Dinin direği nedir? Dinin direği de namazdır. O zaman namazın ne kadar önemli olacağını, olduğunu şimdi isterseniz incelemeye, irdelemeye, anlamaya başlayalım isterseniz. Kur'an-ı Kerim'de namaz emri veya namaz ibadeti kaç yerde geçiyor? Cenab-ı Hak namaz ibadetini kaç yerde zikretmiş, bahsetmiş? Bunun yüze yakın ayetlerde alimlerimiz
ulemamız 100'e yakın yerde namaz emrinin veya namaz ibadetinin geçtiğini söylüyor. Biz de Kur'an okuyanlar olarak buna şahit oluyoruz, görüyoruz. Ve hep şöyle geliyor namaz, çoğunlukla şöyle geliyor: ve akimus salate ve atuz zekate, yani namazlarınızı ikame edin, zekatlarınızı verin. Çok yerde bu şekilde beraber geliyor. Mesela yine Nisa suresinin 103. ayeti kerimesine bakalım. İnne salate kânet alel müminine kitaben mevkuta diyor Cenab-ı Hak. Yani ne demek? Namaz diyor, namaz Müslümanlar üzerine vakitli olarak farz kılınmıştır diyor. Hani namazı az önce ayırmıştık ya, belli bir vakitlere göre yapılan ibadetler ve yapılmayan ibadetler. İşte namaz belli bir vakitlere göre yapılan ibadetlerden bir tanesidir. Ve Allah-u Teala da Nisa suresinin 103. ayeti kerimesinde namazın Müslümanlar üzerine vakitli olarak farz kılındığını, yazıldığını bize bu ayeti kerimeyle bildiriyor. O zaman hemen Efendimiz nasıl namazı değerlendirmiş, daha doğrusu namaza dinimizi yaşamak adına namazı bize nasıl anlatmış, Efendimizin hadis-i şerifine dönelim. Şöyle buyuruyor Allah Resulü: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. 5 esas üzerine kurulmuştur. Bu 5 esas birisi olmazsa olmaz 5 esastır. Yani ben bu 5 esastan 4'ünü yapacağım ama birini yapmayacağım veya 3'ünü yapacağım, ikisini yapmayacağım deme hakkına, yetkisine sahip değiliz. 5 esas aynı anda Müslümanın hayatında olması gereken esaslardandır. Nedir bunlar? Allah'tan başka ilahın olmadığı, Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak diyor Allah Resulü. 5 vakit namaz ne zamandan beri farz kılındı? 5 vakit namaz ne zamandan beri farz kılındı? Namaz biliyorsunuz risalet görevinin başladığı andan itibaren Efendimizin ve ilk Müslümanların hayatlarında olan bir ibadet. Yani namazın başlangıcı Allah Resulü'nün hemen risaletle görevlendirildikten kısa bir zaman sonra kılındığını bize tarihi kaynaklar, rivayetler, siyer kaynakları bize bunu bildiriyor. Ama 5 vakit olarak farz kılınmasının Miraç gecesiyle birlikte, yani Risaletin 11,5. senesi, yani 11,5 yıl sonra 5 vakit namazın farz kılındığını biz görüyoruz. O kadar önemli bir ibadet olduğu bize şu şekilde, Efendimizin şu şekildeki tavsiyesiyle de ifade ediliyor. Normalde ergen Müslümanlara farz olunan bir ibadettir. Ancak Allah Resulü 7 yaşına gelen çocukların namaza başlatılmasını bize tavsiye ediyor. Neden? Çünkü insanın alışma süreci için bu eğitimin 7 yaşında başlanması ve bir eğitim metoduyla başlanmasını bize tavsiye ediyor. İnsan çünkü alışmakta zorlanıyor. Alışmakta zorlandığı için daha genç yaşında, küçük yaşında, hatta akıl bali olmadan namaza başlamasını Allah Resulü tavsiye bize ediyor. Peki namaz sadece Muhammed ümmetinin mükellefiyeti mi? Yani Allah Resulü ile birlikte başlayan, Risaletle birlikte başlayan İslam dininde mi namaz emredilmiş, yoksa diğer peygamberlerle beraber gelen İslam dininde de namaz var mı? İsterseniz bununla ilgili namazın tarihçesini bize anlatması açısından birkaç ayeti kerimeyi Kur'an-ı Kerim'den sizlerle paylaşalım. Meryem suresinin 59. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: onların ardından namazı bırakan, şehvetlerine uyan bir nesil geldi. Yani Adem'den, Nuh'tan ve Hazreti İbrahim'den sonra gelen ve sapıtan
yolunu, doğruyu kaybeden kavimler anlatılırken bu ifadeyi kullanıyor Cenab-ı Hak. Meryem suresi 59. Onların ardından namazı bırakan, şehvetlerine uyan bir nesil geldi. Demek ki ta o zamanlarda da namaz vardı. Onlar bu tutumlarından dolayı da bir azaba çarptırılacak buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu vaadini bizimle paylaşıyor. Yani namaz onlarda da vardı. Onlar da namazı bıraktılar. Onlar da namazlarını bıraktıkları için cezaya çarptırılacak. Demek ki siz de cezaya çarptırılacaksınız. Eğer namazı siz de bırakırsanız, siz de şehvetlerinize uyarsanız, onlar nasıl cezalandırıldıysa siz de onlar gibi cezalandırılacaksınız buyuruyor. Mesela Zekeriya Aleyhisselam'ın oğlu Yahya ile müjdelendiği anı anlatırken Ali İmran suresi 39. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Melekler geldi Zekeriya'ya. Zekeriya o an mabette, yani bugünün şartlarıyla eğer konuşursak, camide, mescitte namaz kılıyordu. Ve dedi ki sana Allah Yahya'yı müjdeledi. Yani demek ki Yahya müjdelendiği o anda Zekeriya Aleyhisselam'ın namaz kıldığını, Zekeriya Aleyhisselam döneminde de Müslümanların namazla mükellef olduklarını bu ayeti kerimede anlamış oluyoruz. Yine aynı şekilde Hazreti İsa'nın da kendini anlatırken Meryem suresi 31. ayeti kerimede yine namaz mükellefiyetinin aktarıldığını görüyoruz. Nerede olursam olayım, o beni mübarek kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti diye ifade ediyor Hazreti İsa kendini. O halde Müslüman kardeşlerim, değerli izleyicilerimiz, demek ki namaz ibadeti sadece Efendimizle, Hazreti Muhammed'le beraber başlayan bir ibadet değil. İnsanlığın başlangıcından beri belki de Allah'ın sorumlu tuttuğu bir ibadet, namaz ibadeti. Pek buraya kadar namazın ta başlangıçtan beri var olduğunu, ibadetin hayatımız için ne kadar önemli olduğunu gördük, anlatmaya gayret ettik. Namaz bize ne yapacak? Namazın hayatımızdaki kazancı nedir? Yani namazla birlikte biz nasıl bir kazanım sahibi olmuş olacağız? Hemen birinci maddeye şunu koyalım. Namaz bize Allah'ı hatırlatacak. Yani namazla birlikte biz Allah'ı hatırlamış olacağız. Neden? Çünkü insan unutan bir varlık. Çünkü insan unutan bir varlık. Dolayısıyla sadece annesini, babasını, geçmişini unutmuyor. İnsan aynı zamanda kendisini yoktan var eden, kendisine sayısız nimetleri ikram eden, ihsan eden ve kendisini bu dünyaya bir imtihan süreci için, kısa bir süre için gönderen Rabbini de unutuyor. Namaz insana Rabbini ne yapıyor? Hatırlatıyor. Çünkü Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor Taha suresinde. Muhakkak ki ben, yalnızca ben Allah'ım. Bana kulluk et ve beni anmak için namaz kıl. Benim dışımda hiçbir şeye boyun eğme. Benim dışımda hiçbir şeye eğilme. Benim dışımda hiçbir şeye kendini kul yapma buyuruyor Cenab-ı Hak Taha suresi 14. ayeti kerimede. Hatta Ali İmran suresi 191. ayeti kerimede kendini hatırlamamız için sadece namazda değil, aynı zamanda ayakta dururken, otururken, kıyamen ve ku'uden ve ala cunubihim diyor. Yani ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken bile onlar Allah'ı anarlar diye Cenab-ı Hak bize bir hedef gösteriyor. Demek ki Allah-u Teala'yı anmamız için sadece namaz anı bile yetmiyor. Ama
Bu namaz anı Allah'ın huzurunda elimizi Allahu Ekber diyerek bütün dünyayı, masivayı elimizin tersiyle arkaya attığımız o anla birlikte karşımızda Allahu Teala'nın olduğunu ve onun huzurunda durduğumuzu ve elimizi bağlayıp elpençe divan durduğumuzu ve bu şekilde Allahu Teala'yı hatırladığımızı namaz ibadetiyle anlamış oluyoruz değerli izleyiciler. Namaz ibadetini şuna benzetebiliriz. Neye benzetelim? Mesela çocuklarımızı okumak için gurbete gönderiyoruz veya askere gönderiyoruz. Ondan sonra ama çocuklarımız bizim yanımızda değil. Ama onlardan haber almak istiyoruz. Onların ne durumda olduğunu bilmek istiyoruz. Bir sıkıntıları, bir dertleri var mı? Bunu öğrenmek istiyoruz. Bu sefer ellerine bir telefon veriyoruz. Diyoruz ki sıkıldığın zaman beni ara diyoruz. Ve çocuğumuz, evladımız, akrabamız gurbette zor durumda olduğu zaman ne yapıyor? Hemen bizi arıyor. Parası bittiyse parasının bittiğini söylüyor. Veya başka bir sıkıntısı, bir rahatsızlığı varsa bize o rahatsızlığını ifade ediyor. Dolayısıyla biz onunla irtibatımızı, bağımızı kesmemiş oluyoruz. Ve onun bir sıkıntısı, derdi varsa da sıkıntısını, derdini götürmüş oluyoruz. Ortadan kaldırmış oluyoruz. İşte namazla birlikte de Allah'ı unutmamış oluyoruz. Bu unutmama sayesinde Allah'ın yardımına da ulaşmış oluyoruz. Yani bana kim yardım edecek? Ben bu zor duruma düştüm. Ne yapacağım dediğimiz zaman Cenab-ı Hak işte diyor ki ben senin hayatındayım ve ben sana şah damarından daha yakınım diyor. Biz Allah'ın yakınlığını namazla hissetmiş oluyoruz değerli izleyiciler. Peki başka ne diyebiliriz? Yani namazın bize kazandırdıkları konusunda başka ne söyleyebiliriz? Birincisi dedik ki namaz insanı Rabbini hatırlatır. İkincisi namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Yani namaz insanı kötülüklere bulaşmaktan, kötüleşmekten ne yapar? Kurtarır. Ankebet suresinden bir ayeti kerime, 45. ayeti kerimeyi okuyalım. Utlu ma uhiye ileyke minel kitabi. Diyor ki Cenab-ı Hak sana vahyolunan kitaptan oku. Ve ne yap? Ve akimis salate. Ve namazını kıl. Neden? Neden? Çünkü inna salate tenha anil fahşai vel münker. Muhakkak ki namaz seni kötülüklerden alıkoyar. Yani eğer namaz olursa kötülüğe bulaşmazsın. Aşılar yaptırıyoruz çocuklarımıza. Neden? Bir hastalığa karşı kendisini korusun diye, ona zarar vermesin diye. İşte namaz da bizi kötülüklere karşı ne yapmış oluyor? Korumuş oluyor değerli dostlar, kıymetli izleyiciler. Namazla birlikte kendimizi o Allah'ın bizi en güzel fıtratta yarattığım, en güzel surette yarattığım dediği o güzel fıtratı devam ettirmiş oluyoruz. O zaman şöyle bir beyin jimnastiği yapalım. Bir insan düşünelim, hem namaz kılıyor hem de kötülüklere bulaşıyorsa, yani hem kötülüğünü görüyoruz hem de onun namaz kıldığını görüyorsak, bu sefer bunu nasıl yorumlayacağız? Yani nerede bir yerde bir hata var. Çünkü hem namaz kötülüklere karşı insanı koruyacağını Allah tarafından garanti ediliyor. Ama buna rağmen bu kişi de namaz kıldığı halde kötü birisi olarak görüyoruz, karşımıza çıkıyor. Nerede hata var? Demek ki namazında huşu yok. Demek ki namazını ikame etmiyor. Bizi miraca çıkarmayan bir namaz, bizi Allah'ın huzuruna ulaştırmayan bir namaz kılınıyor demek ki. Az önce de ayeti kerimeyi okurken namaz ifadesinin akimis salah şeklinde geçtiğini, yani namazın ikame edilmesi şeklinde geçtiğini söylemiştik. Yani namaz eksiksiz bir şekilde ifa edilmesi gerektiğini söylemiştik.
Hazreti Ali'nin namaz kılma şeklini isterseniz sizinle paylaşalım. Hazreti Ali namaz kılacağı zaman, ezan okunacağı zaman, okunduğu zaman daha doğrusu affedersiniz, ezan okunduğu zaman yüzü sararır solarmış ve titremeye başlarmış. Sonra kendisine şöyle denirmiş: ne oldu Ali, neden bu hale geldin, neden böyle oldun? O da şöyle dermiş Hazreti Ali: Allah'ın göklere ve yere, dağlara arz edip de onların kabul etmediği ama insanın kabul ettiği o emanetin ifa vakti geldi. Ben de bu emaneti hakkıyla ifa edecek miyim, yerine getirecek miyim? Bu sorumluluğunu yerine getireceğim mi? Bunun korkusuyla titriyorum dermiş. Yani sadece namaz eğilip kalkma, doğrulma hareketleri değildir. Sadece namaz işte ayak parmağını, affedersiniz, ayakları dört parmak kadar açmak, işte elleri göbeklerde şöyle bağlamak, işte serçe parmağıyla, baş parmağıyla sıkıca bağlamak şeklinde fıkhi yönünle irdelenmesi veya dikkat edilmesi gereken bir ibadet değil. Namaz Allah'ın, Hazreti Ali'nin de ifade ettiği gibi, bu emaneti yerine getirip getiremeyeceğim mi? Bunun nöbetinin ifa edildiği bir andır namaz. Yine İmam-ı Azam'la ilgili bir rivayeti isterseniz aktaralım. Bir kişi geliyor İmam-ı Azam'a, bizim mezhebimizin kurucusu olan İmam-ı Azam'a geliyor ve İmam-ı Azam'a şöyle diyor: ey imam, ben namazlarımı huşu içinde kılamıyorum. Kılmak istiyorum ama kılamıyorum. Namazdayken aklıma hep develerim geliyor. Malım geliyor, mülküm geliyor. Bugünün şartlarına eğer uyarlarsak dükkanım geliyor, taksitlerim geliyor. Ev alacağım, onlar geliyor. Araba alacağım, onlar geliyor. Alabilecek miyim, alamayacak mıyım? Bu dertler, bu tasalar geliyor. Peki diyor soran kişi, sen de zengin bir kişisin. Çünkü Hazreti Ali, İmam-ı Azam'ın da güzel bir malı olduğunu bize kaynaklar aktarıyor. Sen de maddi durumu iyi bir kişisin. Sen nasıl başarıyorsun da namazdaki huşuğunu kaybetmiyorsun diye birisi soru soruyor. İmamın verdiği cevaba bakın. İmam-ı Azam diyor ki, ben develerimi kalbime bağlamıyorum, ahıra bağlıyorum. Sen ahıra bağlamadığın için, kalbine bağladığın için namazında huşu içinde olamıyorsun diyor. Demek ki bizi kötülüklerden alıkoyan namazın mutlaka huşu içinde kılınan bir namaz ve ikame edilen bir namaz. İkame ne demek? Tamamlanan bir namaz olması gerekiyor. Başka namazın bize kazandırdığı kazanımlardan başka nelerden bahsederiz? Namaz erişilen nimetlere karşı, yani bize Rabbimizin verdiği nimetlere karşı bir şükürdür kardeşlerim. Yani namazla birlikte insan ne kadar nimetlere vakıf olduğunu, ne kadar nimetlere sahip olduğunu namazla birlikte görür. Ve bu namazla birlikte bu şükrü de ifa etmiş olur. Hazreti Ayşe annemiz Efendimizin sabahlara kadar ayakları şişene kadar namaz kıldığını görünce diyordu ki, ya Resulallah, sen bağışlandığın halde, peygamber olarak risaletle görevlendirildiğin halde neden bu kadar çok kendini yıpratıyorsun veya yoruyorsun dediği zaman Allah Resulü şöyle diyordu: ben şükreden bir kul olmayayım mı? Demek ki namaz şükrü ifanın en önemli yollarından bir tanesidir diyoruz. Hemen İbrahim suresinin 7. ayetini de isterseniz bu konuda hemen ilave edelim. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak: le in şekertum le ezidennekum. Şükretmenin karşılığında bizi ne bekleyecek peki? Allah'a karşı şükrümüzü ifa edersek, bu şükür vazifesini yerine getirirsek bizi bir mükafat bekliyor mu? Evet, bekliyor.
Ne bekliyor? İbrahim suresi 7. ayeti kerimede ifadesini bulan le in şekertum, eğer şükrederseniz le ezidennekum, size verdiğim nimetleri de Cenab-ı Hak ne yapacağım diyor? Arttıracağım, ziyadeleştireceğim buyuruyor. Demek ki bir Müslüman malının, mülkünün sahip olduğu Allah'ın ona verdiği nimetlerin artmasını istiyorsa şükretmesi gerekir. Şükretmeyi öğrenmek için de namazda namaz kılması gerekir. Namazda bu şükrünü hatırlayacağını Allah Resulü bize bu hadis-i şerifiyle de aktarmış oluyor. Başka, namaz bize vaktin kıymetini öğretir. Az önce aktardık, namaz belli bir vakitler içinde kılınan bir namazdır. Yani gündüz kalkıp 5 vakit namazı peş peşe kılıp gün içinde bir daha bize zahmet olmasın diye veya işimiz yoğun diye kılamayız veya hepsini bir arada çıkaralım deme hakkına sahip değiliz. Mutlaka sabah namazı için beklemek durumundayız. Öğlen namazı için beklemek durumundayız. İkindi, akşam, yatsı, bütün namazlar için bir zaman diliminin gelmesini, girmesini beklemek durumundayız. Aksi takdirde o namazı kılmamız mümkün değil. Biliyoruz ki namazın dışında olan şartlarından bir tanesi de vakit. Yani o vakit gelmeden o namazı kılmamız mümkün değil. Bu bize ne öğretiyor? Yani vaktin ne kadar önemli olduğunu, bizim için ne kadar kıymetli olduğunu öğretiyor. Allah Resulüne soruyorlar, diyorlar ki ya Resulallah, Allah katında, Allah nazarında en sevimli amel hangisidir? O da buyuruyor ki as-salatu fi vaktiha, vaktinde kılınan namaz. Yani vaktinde kılınan namaz bize bir vakti takip etmeyi de öğretiyor. Şimdi birazdan imsak girecek. Dolayısıyla imsaktan önce yeme işlerimizi, içme işlerimizi bitirmemiz gerekiyor. Bitirmezsek ne olacak? Oruca başlayamayacağız. Orucumuz olmayacak. Dolayısıyla zaman bizim için çok önemli. Bir zaman terbiyesinden, zaman eğitiminden geçmiş oluyoruz değerli izleyiciler. Başka, namaz insanın eşit olduğunu bize öğretiyor. Bir bakıyoruz ki namaz kılarken çok zengin, belki makam sahibi, mülk sahibi bir insanın hemen yanımızda gelip bizim omuzumuza omuzunun değdiğini görüyoruz ve yan yana onunla birlikte el bağlayarak Allah'ın huzuruna, divanına beraber çıktığımızı görüyoruz. Demek ki namaz insanlar arasındaki mesafeyi de bitiriyor ve herkesin aslında Allah'ın önünde eşit olduğunu ve üstünlüğün sadece takvada olduğunu bize namaz anlatmış oluyor. Bir diğer maddemiz, namaz programın da ismi olan miracı olması. Yani Allah Resulü'nün miraca çıktığı zaman nasıl bir nimetlere, ikramlara, ihsanlara Cenab-ı Hak tarafından ona bu nimetlerin ihsan edildiğini biliyoruz. Peki biz de Allah Resulü gibi bu nimetlere, bu ikramlara, bu ihsanlara sahip olamaz mıyız? Allah Resulü gibi bizim de bir miracımız olamaz mı? Evet, olabilir. Allah Resulü'nün miracı gibi namaz da bizim miracımız olacaktır, olmaktadır. Eğer ikame edilirse. Peki başka, namaz sağlığımızı da olumlu olarak etkiliyor. Nasıl? Çünkü namazın şartlarından bir tanesi de temiz olmak. Temizlik de sağlığımızı etkiliyor. Dolayısıyla sağlıksız bir insan ne yapmış olacak? Hem kendisine zarar vermiş olacak, hem de çevresine zarar vermiş olacak. Demek ki namaz bizi, hayatımızı çok yönden olumlu anlamda ne yapmış olacak? Etkilemiş olacak. Programımızın daha sonuna geldik. İnşallah yarın akşam başka bir konuyla buluşmak üzere diyelim. Allah tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin inşallah. Sizi selamların en güzeli Allah'ın selamıyla selamlıyorum ve programı bitiriyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'a emanet olunuz.